Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydın Yayınları'nın AYT Fizik denemelerinden 6. denemeden bazı soruları birlikte ele alacağız. 3. soruyla başlıyoruz. Doğrusal bir yolda birbirine paralel doğrultuda hareket eden K ve L araçlarından K aracının L'ye göre hızı şekillik gibidir. Buna göre araçlar arası uzaklık hakkında ne söylenebilir? Geçer. K aracının L'ye göre hızı dediği için kim bakıyor burada? L bakıyor. Bizim sloganımız neydi? Bakan gözü çıkar. Yani burada VK eksi VL işlemi yapılacak. Ve bu işlemin sabit olduğu görülüyor. Yani değişmeyen bir değer var. Bu nasıl olabilir? Her şekilde bunu ayarlayabiliriz arkadaşlar. Çünkü soru zaten olabilir diyor. Dikkat edin. Mesela nasıl ayarlayabiliriz? Örnek veriyorum. K aracını sağa doğru 3V ile gidecek şekilde L aracını ise sağa doğru V ile gidecek şekilde yapabiliriz. Sonuç her zaman ne çıkacaktır? 2V çıkacaktır. Çünkü VK'ya dokunmayacağız. VK'yı 3V olarak alırız. VL'yi ters çevireceğiz. Yani şu tarafa doğru V olarak ters çevireceğiz ve sonuç sürekli 2V olur diyeceğiz. Mesela buraya da biz 2V dedik. Böyle bir şey olamaz mı? Olabilir. Peki K aracı L aracına ne olur böyle olursa? Önce yaklaşır yani onu yakalar daha sonra da aradaki uzaklık sonra azalır. Yani önce azalır sonra artar şeklinde bir ifade doğru. Çünkü önce ona yetişir daha sonra da onu sollar ve geçer. İkinci yargı doğru. Sürekli artar olabilir mi? Gençler neden olmasın? K'yı önde yaparım L'yi arkada yaparım. O zaman K önde olduğu için ve 3V ile gittiği için L arkada olduğu için ve V ile gittiği için bu da mümkün yani değil mi gençler? K'yı hızlı gideni öne yaparsak, yavaş gideni arkaya bırakırsak her hadikarda aradaki uzaklık sürekli artar. Yani böyle bir şey de olabilir. Ama aradaki uzaklığın sürekli sabit kalma şansı yok. Çünkü sabit kalması için ikisinin de hem aynı tarafa gitmesi lazım hem de aynı hızla gitmesi lazım ki aradaki mesafe hiçbir zaman değişmesin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü o zaman eğer aynı tarafa ve aynı hızla gitselerdi bağımız sıfır çıkardı. Yani böyle bir değer çıkmazdı. Sıfır çıkardı. Sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan şekil 1'deki iletken tel çerçevede oluşan indüksiyon akımının grafiği şekil 2'deki gibi olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar indüksiyon akımını bulmak için indüksiyon elektromotor kuvvetini bulmamız lazım. İndüksiyon elektromotor kuvvetinin formülü E eşittir. Eksi delta fi bölü delta t'dir. Yani akıdaki değişim sorunun ana noktası bu. İndüksiyon elektromotor kuvvetini bulduktan sonra ohm yasasını kullanarak E eşittir IR diyeceğiz ve indüksiyon akımıyla ilgili yorumumuzu yapacağız. Mesela birinci bölgede akımın sabit olması aslında indüksiyon elektromotor kuvvetinin sabit olması anlamına geliyor. Mesela burada akımın artması indüksiyon elektromotor kuvvetinin artması, akımın azalması ise indüksiyon elektromotor kuvvetinin azalması anlamına gelecektir. Peki biz E'yi nasıl bulacağız? Delta fi bölü delta t yaparak. Yani akının zamana göre değişimi. Yani akı ve zaman grafiği çizersem bu grafiğin eğimi bana EMK'yı verecek ve ben de EMK'dan i'nin yorumunu yapabileceğim. Yani ben soruyu şahsen bu şekilde çözeceğim. Akının zamana göre değişimini çizmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu benim grafiğimin akı ekseni olsun. Bu da benim grafiğimin zaman ekseni olsun. Ben şu anda sizlere akı zaman grafiğini çizmeye çalışıyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın. Akı grafiğinin eğimi çünkü delta fi bölü delta t demek eğim demek. Eğimi bana emk'yi verecek. Emk neyse akım da o. Yani ben akıma bakarak EMK'ya bakmış gibi olacağım. Dolayısıyla bu i yerine ben e olarak düşünmemde hiçbir sakınca yok. Çünkü e nasıl değişiyorsa i e de öyle değişecek. Mesela e sabit. Peki e nasıl sabit olur? Delta fi bölü delta t sabit olursa. Yani bu grafiğin eğiminin sabit olması gerekiyor. Ama dikkat ederseniz burası pozitif sabit. Şimdi pozitif sabiti yakalaman için önündeki eksiği de dikkate alacağız ya. Sen burayı negatif sabit yapman gerekiyor ki önündeki eksiyle birlikte bu pozitif sabite dönüşsün. Bakın çok kritik. Yani benim buraya nasıl bir şey çizmem gerekiyor biliyor musunuz gençler? Şu şekilde. Negatif sabit bir şey çizeceğim. Ve ben size diyeceğim ki bunun eğimi nedir arkadaşlar? Siz bana negatif sabit diyeceksiniz. Peki negatif sabiti buraya koyarsanız önüne de bir eksi koyarsanız bu pozitif sabite dönüşecek. İşte e'nin pozitif sabit olduğunu bana söylemiş oldunuz. İkinci bölgede e'nin pozitif artan olduğunu söylemenizi istiyorum. O zaman delta fi bölü delta t negatif artan olacak. Önüne eksiyi koyduğunuzda pozitif artana dönüşecek. Yani ben buraya negatif artan bir şey çizeceğim. Arkadaşlar negatif artan bir şey nasıl çizilir biliyor musunuz? Bakın şu şekilde çizilir. Negatif artan. Hatırlayacaksınız. Genç kanın üst tarafı pozitif artan. Genç kanın alt tarafı negatif artan. Yani ben buraya negatif artan çizeceğim. Sonra önüne eksi koyacaksınız ve o pozitif artan olacak. Ve pozitif artanı söylediğiniz için de gelip buraya pozitif yönde artan bir çizgi çizeceksiniz. Peki üçüncü bölgede E'nin pozitif yönde ama azalması gerekiyor. Bu arada grafiğin üst tarafı komple pozitif. Sakın böyle döndük diye negatif olduğunu düşünmeyin. Grafiğin üst tarafı pozitif, alt tarafı negatif. Yani ben pozitif yöndeyim ama azalıyorum giderek. Peki benim pozitif azalan olmam için delta fi bölü delta t'nin negatif azalan olması lazım. Peki negatif azalan nasıl çizilir? Hatırlayacağınız üzere şunu çizmeniz lazım. Yani bu grafiğin son kısmına da şunu çizemedim tam olarak. Bir saniye bir daha deneyeceğim. Bu grafiğin son kısmına da gençler şöyle bir şey çizmeniz lazım. İşte soruyu bu bilgiler eşliğinde çözeceğiz. Burası T, burası 2T ve burası da 3T. Evet hadi bakalım birlikte artık soruyu son noktayı koyalım. 0T arasında manyetik akı düzgün artmaktadır. Gördüğünüz gibi 0 ile T arasında manyetik akı evet düzgün bir şekilde artıyor. Bakın şu çizginin böyle olması düzgün demek. T2 T arasında manyetik akı düzgün artmaktadır. Arkadaşlar bakın akı artıyor evet. Çünkü burası fi ise burasının eksi 2 fi olacağını biz biliyoruz. Akı artıyor ama düzgün değil. Düzgün olması için aynen böyle olması gerekiyordu. Artarak artıyor diyeceksiniz. Düzgün artmıyor. Yani bu yanlış. 2T 3T aralığında manyetik akı düzgün azalmaktadır diyor. Gençler gördüğünüz üzere manyetik akının herhangi bir düzgünlüğünden bahsedemeyiz. Düzgün olması için şu şekilde olması gerekiyor. Oldukça güzel bir soru. Sorunun cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Artı Q ve eksi Q yüklerinden oluşturulan şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki sistemlerin elektriksel potansiyel enerjileri E1, E2, E3'tür. X, Y, Z cisimleri yalıtkan bir madde ile tutularak okla gösterilen yönde doğrusal yörüngelerde bir miktar hareket ettirilirse E1, E2, E3 nasıl değişir? Gençler konuyu benden dinlediyseniz ben şu şekilde bir şey söylüyorum. Diyorum ki eğer işi biz yapıyorsak sistemin potansiyel enerjisi artar çünkü işi biz yapıyoruz. Bizim enerjimiz azalıyor biz iş yaptığımız için ama onların enerjisi artıyor çünkü biz işi onlar için yapıyoruz. Ancak cümlemi tekrar dinleyin işi eğer elektriksel kuvvetler yaparsa onların enerjisi azalır çünkü işi onlar yaptığı için. Şimdi birinci sistemde artı Q artı Q'dan uzaklaştırılmak isteniyor. Artı Q'nun artı Q'dan uzaklaşması bizim yapmamız gereken bir şey değildir. Artı artıyı zaten iter. Yani işi kim yapıyor? Elektriksel kuvvetler yapıyor. Onlar iş yaptığı için onların enerjisi azalır. Eksi Q artı Q'dan uzaklaşmak ister mi? Normalde yani kendi kendine gitmek ister mi? İstemez çünkü eksi artıyı çekiyor. O zaman burada sistem işi yapmaz. İşi biz yapmamız gerekiyor. İşi biz yaptığımız için bizim enerjimiz azalır ama onların enerjisi yani elektriksel potansiyel enerji artar. Üçüncü sisteme geldiğimde eksi Q eksi Q'yu zaten ne yapar? İter. Yani bizim onu uzaklaştırmamıza gerek yok. O zaten onu iter. Yani işi kim yapar? Elektriksel kuvvetler yapar. O yüzden elektriksel kuvvetler yaptığı için onların enerjisi azalır. İşi kim yapıyorsa onun enerjisi azalır. Dolayısıyla E1 ne olur? Azalır. E2 artar, E3 azalır. Baktığınız zaman azalır, artar, azalır. Sorunun cevabı B şıkkı. Arkadaşlar bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ayrıca video içerisindeki en beğendiğiniz soruyu da yorumlara belirtirseniz memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.